Hoş geldin. Ben Nur Köroğlu. Burada olmandan çok memnunum. Haydi bir an önce makyaja başlayalım. Şimdi biliyorsunuz beni daha önce böyle takip edenleriniz, makyaj videolarımı izleyenleriniz varsa şu an aranızda ben böyle bir tık yakınımı alıp çalışmayı seviyorum. Her ne kadar yüzüm ekstra ekstra böyle şişman ve yanaklı çıkmış olsa da yine de sizi biraz yakınıma almak istiyorum. Şöyle bir kollarımı sıvayıp, ha bu arada bilekliğimi göstermeden edemeyeceğim. Şöyle. Görüyor musunuz bilekliğime? Bayıldım. Çok çok şanslıyım ki bunları tasarlayan kişi şu an benim evimde. kardeşim tasarlıyor bu bileklikleri. Kendi sayfası var. Glomer. Oradan sipariş verebilirsiniz. Çok uygun fiyatlara, gerçekten çok uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz. Ve siz hangi renklerde, hangi tür boncukla istiyorsanız çalışmasını onu söylüyorsunuz. O da size özel bir tasarım yapabiliyor. Aynı zamanda hazır daha önce yaptığı tasarımları da sayfasında var. Sayfasını buraya etiketliyorum. Mutlaka bakmayı unutmayın. Şimdi size yakınımı almaya hazırım. Evet, böyle çok daha iyi. Bu ara böyle aksesuarları taktım. Böyle kullanmayı çok seviyorum. Bakın görüyorsunuz. Saçımda da bir tacım var. Aman nasıl güzel bir taç, bebek gibi. Şöyle saçlarımdan biraz. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Ben çok sevdim. Bunun iki çeşidini aldım ben. Merak edenleriniz olsa onun adresini de aşağıya bırakırım. Siz de kendiniz bakarsınız. Gerçekten ben çok sevdim. Şimdi makyajımızın konusuna geçelim. Gözlerimi nasıl çekip gösteriyorum. Makyajımı yaptım. Her yerime makyajı tamam ama gözlerimi bıraktım. Şu an gözlerimi nasıl çekip gösteriyorum? Sizinle birlikte uygulama şekilde bunu yapacağız. Göz kapağıma biraz böyle bir alt taban oluşturmak istiyorum. Onu da Biolis'in şu far peritindeki şu renkle yapmayı planlıyorum. Ondan hemen şöyle alıp şu şekilde, hani gözümüzün şurasında bir kemik var ya, oranın üstünden şu şekilde geçiyorum. Aynı şekilde diğer gözüme de yapıyorum. Bunlar böyle kısa kısa videolar olsun istiyorum ki hani sırf böyle hani bir yere gitmeniz lazım ve çekik bir makyaj, göz makyajı yapmak istiyorsanız açın hemen pıt 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 girin, izleyip yapın ve çıkın, gezmenize bakın istiyorum. O yüzden çok konuşmuyorum. Şey der misiniz, bu konuşmadığın halin mi? Evet. şimdi uyguladım, hemen gördünüz. Sonrasında şöyle şuradaki kahverengi renginden şu şekilde bir fırçayla alacağım. Pıt pıt ucuyla alıyorum. Fazlasını atıyorum. Kirpik diplerime şu şekilde bırakıyorum. Şimdi bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle hani bu tarz bir fırçayla alıp kahverengi rengini şu şekilde kirpik diplerinize bırakarak da yapabilirsiniz. Ama sadece uç kısmı. Şu an ortalara yapmıyoruz. Uç kısmı bırakıyoruz. Bakın istediğim görüntü şu görüntü. Hani buğulu bir görüntü. Çünkü buradan alıp çekik göstereceğiz. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Nur, benim zaten bir kahverengi smoothie yapmak için şu şekilde bir kalemim var. Ben onu da kullanabilirim diyorsanız hemen böyle kalemi olanlar için de gösteriyorum. Onunla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Şimdi aynı işlemi gözümüzün altına da yapıyoruz. Kirpiklerimizin diplerine yine. Yarım şekilde şöyle duracak. Şimdi bunun arkasıyla simetri efekti vermek için bu kalemler var ya. Bunun arkasıyla dağıtabilirsiniz. Az önce farla uygulayanların dağıtmasına gerek yok. Zaten fırçayla yaptınız. Ben hemen bunu bir dağıtıyorum. Evet, şu şekilde bir orada bir gölgelik oluşturmamız lazım.
Sonrasında şöyle bir far fırçamız olması lazım. Bunu alıyoruz. Kaş doldurma fırçanız da olur. Eğer ki hani ayrıyeten bir far fırçam yok diyorsanız. Bu şekilde kaş doldurma fırçanızla da yapabilirsiniz. Az önceki kahverengi renginden yine bunun ucunu aldım. Fazlasını atıyorum. Şu şekilde bir uç kısım oluşturuyorum. Sanki eyeliner çekmişim gibi bakın. Evet, yaptınız mı böyle bir uç? Tamam mıyız? Bu şekilde bırakıyorum. Aynı işlemi hızlandırılmış bir şekilde diğer gözüme de yapacağım ben. Üç farklı yöntem gösterdim. Bir diğer fırçayla pıt 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 bırakıp dağıtmak. İkincisi smotar kalemiyle yapmak. Üçüncüsü bu şekilde bir fırçayla yapmak ucunu. Ben direkt şimdi bununla devam ediyorum diğer gözüme. Evet bakın. Bu gözüme de aynısını yaptım. Sadece buranın altına geçtiğim kalemi diğer gözüme de hemen geçeceğim. Evet, diğer gözümün de altına hemen kalemi geçtim. Şimdi bu kalemi gözümüzün yarısına kadar iç kısma, üst göz kapağımızın içine de yapıyoruz aynı şekilde. Ama unutmayın, bunları yaparken hep gözümüzün yarısına yapıyoruz. Çekik göstermek istediğimiz için tamamını asla uygulamıyoruz. Evet, ne demiştim? Gözümün tamamını asla uygulamıyorum. Çekik gözde yaptığımız işlemleri asla gözümüze tam şekilde yapmıyoruz. Bu şekilde yarım bırakıyoruz uçlarda. Sıra geldi rimel uygulamasına. Şimdi hemen size bunu da gösteriyorum. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi kirpiğimizi şu şekilde uçlardan yapmaya, uçları çeke çeke rimelliyoruz. Aynı şekilde alt kirpiğime de çok azıcık geçeceğim. Evet, şu şekilde sadece uçlara doğru yapıyoruz. Hemen aynısını diğer gözüme de yapıyorum. Evet, burayı da yine o tarafa doğru taraya taraya rimelledim. Şimdi sıra geldi highlighter uygulamasına. Böyle highlighter'ımdan biraz alıp göz pınarlarıma bırakıyorum. Burayı daha geniş göstermek amacıyla yapıyorum bunu. Bakın şöyle bir görüntü oluştu. Aynısını buraya da yapacağım. Şu kaş bitiminize biraz daha kalkık göstermek için yapabilirsiniz yine. Bu da çekik durmakta önemli bir faktör. Evet bakın, şu an gözlerimiz oldukça çekik görünüyor. Biraz daha ben bu şekilde çekmek istiyorum diyorsanız hani ilk uyguladığımız şeyden biraz daha alıp şuralara, tam şu noktalara bırakıp şöyle düz bir şey yapabilirsiniz iç kısımlara çok gitmeden. Şöyle şuralarda şöyle bir hat belirginleştirebilirsiniz. Bu şekilde gözlerimizi daha çekik göstermiş oluyoruz. Ben şimdi size bunu yakından da göstereceğim. Tabii gönül isterdi ki şöyle olalım. Ben o gün gözümün
çekik görmesini istiyorsam bu şekilde bir makyaj yapıyorum. Benim yöntemim bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar şu şekilde hızlı hızlı bir gösteriyorum. Ve başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.